yapma, makyaj malzemesi seçimi bunlar da önemli midir? Tabii ki Gıda da önemli. dahil. Genetik faktörler çok önemli. Dediğiniz gibi 30'undaki bir kişi 40 yaşında gibi fark ediyor olabilirsiniz. Geçmişten, ailemizden bize genetik faktörler yaşlanmada çok çok önemli. Ama tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi hava kirliliğinden tutun, sigara alkol kullanımından tutun, hastanın geçirdiği bir takım hastalıklar olabilir veya kişinin geçirdiği bir takım tıbbi durumlar olabilir. Bu da yaşlanmayı etkileyebiliyor. Hepimiz yaş alıyoruz ama yaşlanma belirtileri hepimizde aynı oranda olmuyor. Hem içsel hem dışsal faktörlerin etkisiyle yaşlılık belirtileri de kişiden kişiye değişebiliyor. Peki tabii yaşamsal faktörlerin altını çizdiniz ama bunların kötü koşulların ne gibi etkisi vardır? Örneğin bunları bıraktığında ya da bunları daha az kullandığında kişiyi de etkiler mi daha fazla? Kesinlikle etkiler. En basitinden sağlıklı beslenme, doğru oranda sebze meyve tüketimi, vitamin tüketimi bile yaşlanmayı etkileyen en önemli faktörlerden biri. Aslında bu bizim genel sağlık durumumuzu etkileyen de bir durum. Tıbbi sağlık durumumuzu etkilerken cildimizi de etkileyebiliyor. O yüzden alışkanlıklarımız, yeme içme durumumuz, mevcut hastalık durumumuz hepsi yaşlanmayı tetikleyebiliyor. Peki plazma enerjisi nedir? Plazma enerjisi yine günümüzde çok sık kullandığımız yöntemlerden biri. Hem kırışıklık yani anti-aging uygulamalarda bir takım et beni gibi, sihir gibi oluşumların tedavisinde kullandığımız çok yaygın bir endikasyon alanı bulunan bir uygulama. Küçük bir alet, kalem gibi, ucunda minik iğne uçları var. Plazma enerjisi göndererek deriye, deride bir yakma işlemi oluşturuyor. Biz bunu pratikte en sık kullandığımız alanlardan biri de göz kapağı düşüklüğü. Düşük göz kapağı olan hastalarda ve ameliyat olmak istemeyen hastalarda plazma enerjisini kullanabiliyoruz. Üst göz kapağında kırışıklık ve sarkma bulunan noktalara minik plazma enerjisi akımları göndererek bir yara tamir mekanizması oluşturuyoruz. Ağrılı bir işlem mi? Ufak bir lokal anestezi kremi uyguluyoruz öncesinde bir 20-30 dakika kadar. Göz kapağını çok güzel uyuşturuyor bu krem. Ondan sonra işlem çok rahatlıkla yapıyoruz. Hasta çok fazla bir ağrı hissetmiyor. Çünkü çok, çok minik akımlar veriyoruz cilde. Sosyal hayatına devam edebiliyor mu? Sonrasında minik bir yara kabuk oluşumu oluşabilir. 3-5 gün kadar hastaya bazı özel kremler öneriyoruz iyileşme sürecinde. Ondan sonra hasta normal yaşantısına devam ediyor. Bu işlemi özellikle hani yaz dönemine çok getirmemeye çalışıyoruz. Çünkü yara kabuk döneminde hasta güneşten iyi korunmazsa bir takım lekeler oluşabilir cildinde. O yüzden özellikle sonbahar kış aylarına getirirsek daha sağlıklı olur. Göz kapağı düşüklüğü ne zaman oluşur? Aslında son yıllarda biz çok sıklıkla duyuyoruz göz kapağını aldıran. Ama bunu cerrahi yöntemlerle duyuyorduk. Şimdi bu plazma enerjisini duyduk. Bu plazma enerjisi göz kapağının dışında başka alanlarda da kullanılır mı? Kullanılabiliyor. Demin bahsettiğim gibi minik et benleri olabilir, minik sihirler olabilir, derimizde oluşmuş iyi huylu bir takım oluşumlar olabilir. Bunları yakmak veya yok etmekte kullanabiliyoruz. Bazı benleri alabiliyoruz plazma enerjisiyle. Değişik tedavi indikasyonları mümkün. Peki cerrahi yöntem için de örneğin alınsa da göz kapağı yıllar sonra düşebilir dedi. Evet. Artık aslında göz kapağının yaşlılıktan ziyade düşmeye başladıkça görme bile engel olabiliyor bazı insanlarda. Evet. Peki plazma enerjisinde de bu tekrarlayabilir mi? Yani tekrar bunu ne sıklıkla yapmak gerekir? Plazma enerjisini belli aralıklarla tekrarlamak gerekebilir. Hastaya 1-2 yıl idare edebilir işlem ama sonrasında tabii yaşlanma önüne geçilemez bir süreç olduğu için hastanın göz kapağında tekrar düşmeler oluşabilir. O yüzden işlem tekrarlanabilir. Çok ciddi sarkması olan hastalarda cerrahi belki daha ön plana alınabilir seçenek olarak. Ama ameliyat olmak istemeyen, kesi istemeyen hastalarda ameliyatsız bir cilt gençleştirme yöntemi olarak plazma enerjisi düşünülebilir. Botoks mu, plazma enerjisi mi? Örneğin botoksa da göz kapağı kaldırılabiliyor. Evet. 6 ayda bir bunu yaptırabilirler. Ama plazma enerjisinden 1-2 sene. Buradaki ikisi arasındaki fark süreç farkı mı yoksa plazma enerjisiyle daha kesin sonuç mu alınır?
Botoks göz kapağını biraz kaldırıyor, sarkmayı biraz açıyor ancak 1-3 milimetre kadar, yani kaşın distal dediğimiz uç kısmı.